Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun size. Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Siz de bize bu hizmeti verdiğiniz için, bizleri tanıttığınız için. Bizim için bir onur tabii ki sizi tanımak, değerli izleyicilerimize tanıtmak. Evet, uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi hem vinç kiralama konusunda hem de burada onarım, bakım, tamir işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Profesyonel de bir ekibimiz bulunmakta. Evet. Burası bir aile şirketi. Aile. Abiniz, kardeşleriniz burada. Hep birlikte bu çatı altında bu işi profesyonel bir şekilde yapıyorsunuz. Şimdi kuruluşumuzdan bu yana neler yaptık, bunlardan bahsedeceğiz. Firmamızı tanıtacağız izleyicilerimize. Fakat öncesinde sizi tanıyalım. Buyurun. Kaç yıldır sektördesiniz? Ben Ramazan Yıldıztaş. 1995 doğumluyum. Hı hı. 2008'den belli bakım ve onarım işinde ilerlemekteyim. Abilerim de vinç kiralama hizmeti vermekteler. Böyle bir çatı altında buluşup aile şirketini oluşturup bu sektörde, hizmet sektöründe devam etmeye ve hizmet vermeye devam ediyoruz şu anda. Evet, neredeyiz? Tekirdağ neresindeyiz ve nerelere kadar ulaştınız? Tekirdağ Ergene ilçesindeyiz, Vakıflar Mahallesi'nde. Hemen hemen birçok mahallemizde ve ilçelerimize hizmet vermekteyiz. Büyük bir alana sahipsiniz. Burada vinçlerimizi görüyoruz. Çeşitli özelliklere sahipler. Ve gelen bu vinçlerin onarımı, bakımı da size ait. Evet. Hem kendi makinalarımızın vinç bakım onarımını yapıyoruz ve dışarı servis yapıyoruz. Dışarıdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Nerelere kadar ulaştınız? Çerkezköy, yani, Silivri, Edirne, sadece bu bölgeye sınırlı kalmıyoruz. Evet. Bursa'ya da gittiğimiz oluyor. İzmir, Çanakkale taraflarına da hizmet veriyoruz. Tabii bundan sonraki aşamalarda neler planlıyorsunuz dediğimizde, kendimizi daha da geliştireceğiz, kapasitemizi daha da artıracağız. Belki de tüm Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Yani hedeflerimiz var. Hı hı. Yani bunlar adım adım ilerleyerek emin adımlarla büyümeye doğru yol izliyoruz. Yani. Bunun için de elimizden gelen tüm çabayı, gayreti gösteriyoruz. Tabii. Çaba olmazsa olmaz bizim işimizde. Hizmet sektöründe çaba ve zahmetli bir iş olduğu için yani yolumuzu emin adımlarla ilerletmenin gayretindeyiz. Yani kendimizi güncel tutmak adına neler yapıyoruz? Teknoloji de hızla ilerliyor. Gelişen teknolojiyi yakından takip etmeniz gerekiyor. Vinçler konusunda da yine değişimler oluyor tabii ki. Tabii yani şu an teknoloji gün ve gün ilerlediği için yani teknolojiye ayak uydurup yani uzaktan kumandalı sistemli makinalar, insan sağlığını tehlikeye atmadan daha tedbirli ve emin adımlarla ilerlemekte gayret ediyoruz. Şimdi buradaki kapasitemizden bahsedelim mi? Hem hidrolik konusunda hizmet veriyoruz. Evet. Kiralama da var aynı zamanda ve onarım, bakım, tamir işlemleri var. Evet. Kiralama adında Musa Vinç olaraktan devam ediyoruz. Uzman Vinç, Musa Vinç adında. Bakım onarımda da Trakya Hidrolik olaraktan devam ediyoruz. Musa Vinç ve Uzman Vinç çatısı altında 20 personelimiz bulunmaktadır. Bakım ve onarımda 7 kişiyiz. Yani ustalarımız deneyimli, işin ehbaplı ustalarla bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi bakım onarım dediğimizde birçok sorunla karşı karşıya gelebiliyoruz. Tabii. Bunları çözebiliyoruz. Yedek parçalar gerektiğinde yedek parça, yine siz tedariğini gerçekleştiriyorsunuz. Tabii, yani yedek parça depomuz bulunmaktadır. Yani en iyi bir şekilde müşterilerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımız diyorsunuz. Tabii yani sonuçta ne kadar işimizi hızlı ve emin adımlarla yaparsak kaliteli. Öncelikle hani işimizi kaliteli yapıp hızlı bir şekilde dışarıdan gelen makinelerin şeyini tahmini onayıp bir an önce müşteriye teslim etmek. Çünkü hizmet sektöründe olduğumuz için işimizin hızlı ve kaliteli olması lazım. Evet, işçiliğimizin de kalitesi çok önemli. Tabii. Kullandığımız parçaların, malzemelerin kaliteleri çok önemli. Evet. Yani bunlara özen gösteriyoruz. Tabii, yani onlara özen göstermezsek kısa bir sürede bu kadar büyüyemeyiz. Kısa bir sürede bu kadar büyüdük diyorsunuz. Aynen. Ve iddialısınız, işinizi severek yapıyorsunuz. Yani işimizi sevmek zorundayız. Eğer bu işe gönül vermişsek yani işimizi seveceğiz ve büyüyeceğiz. Bizim her zaman bir sözümüz vardır. İşi sevmek başarının anahtarıdır deriz. Evet. Biz de başarıya ulaştık diyoruz. Çünkü işimizi seviyoruz. İleriye yönelik sağlam adımlarla devam ediyoruz. Yani evet, hedefimiz bundan yana. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum Ramazan Bey.
Yine hedeflerimiz arasında tüm Türkiye'ye hizmet vermek, sesimizi duyurmak, markamızı, değil mi? Tabii. Yaptığımız başarılı işlerle markamızı duyurmak, belki de Avrupa'ya açılmak. Şu anda da Bulgaristan'da yaptığımız bir işimiz bulunmakta, projemiz var. Evet, ilerleyen zamanlarda inşallah ikinci şeyimizde onu da açıklayacağız, Bulgaristan'da bulunan. Evet, şu anda açıklamıyoruz. Evet. Yine hedefler arasında yurt dışına da açılmak var. Şu an çalışmalarımız var, çalışmalarımız sürüyor. Yani finalde hep birlikte inşallah göreceğiz. Evet. Ben röportajımızı bitirmeden önce sizden küçük teşekkür mesajı isteyeceğim. Bugüne kadar sizi destekleyen, tercih eden dostlarınıza, tabii ki ailenize, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza, çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize hepsine selamlarımızı gönderelim. Teşekkür mesajımızı sunalım ve röportajımızı bitirelim. Buradan öncelikle Uzman Vinç ailesi olarak da Mehmet Aydın'a, evet. Musa Vinç, Musa abimize, kendisi ortağımızdır Musa'lıya. Bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, onlara çok teşekkür ediyorum. Yani ve bizi tercih eden bütün müşterilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, emekçi arkadaşlarımızın da hepsinin evet. emeğine sağlık diyoruz. Bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Teşekkür. Başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun, teşekkürler.